Oyuncu profilleri, bombalar, silahlar, utility'ler orada, onları göreceksiniz yanlarda. On the top left and right you then have two giant screens and here you can watch the B and the C games to make sure that none of you ever miss out on any action. Hiçbir maçı kaçırmamanız için 3 maçı aynı anda izleyebileceksiniz diğer ekranlarda da. Hazır mıyız chat? Hazır mıyız? VIP kısmı da çok Red Bull'u göster bak bak. Red Bull'da sponsor her yerde var Red Bull. VIP kısmı da çok yakınmış yani. Evet. İlk defa böyle yakın gördüm. Özellikle diğer turnuvalarda izlediğim turnuvalarda. Hazırız diyor chat. Hiç bu kadar yakın olmamıştı. Evet şu an maç başlıyoruz. Başlıyoruz yavrular. City tarafında, Made in Brazil CT tarafında şu an alınan bombalara bakacak olsak Tarık'ta bir smoke, iki flash var. Fallen'da bir smoke, bir yanıcı var. Bakalım nasıl bir taktik uygulayacaklar. Belki seni böleceğim ama herkesten bir mısır patlatsınlar. Kola almayın. Soda limon yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak cipsle haydari de alabilirsiniz. Tam zamanı. Şimdi değil aslında. Bir sonraki round'u izleyin. Evet şu an maçımız başladı. Space Wolves takımında 5 armor var. Kitimiz yok. Şu an setup'a baktığımız üzere 2B, 3A doğru yöneldik. Mid'de kimse yok. Bir tane konektör oyuncumuz var. Kalix'e hemen Nije attık. B side'de Tarık. Short smoke'u kullanacak. Şu an 2 smoke. B execute izleyeceğiz. Yavaş bir oyun sergiliyor. Made in Brazil takımı smoke'lar geldi. Paz info almak için zıpladı, herkesi gördü şu an Kalix. Info'yu verdi. Paz side çok güzel. Güzel bir kill aldı. Harikasın yavrum. Çekildi Kalix. İkinci de vurması gerekiyor. Colter orada arabada. Hemen backup geldi Fall'dan. Fall'ın Kalix'i sonunda vurmayı başardı. Paz şu an bench'te. Bench'te. Vur ona. Engin hemen backup'a geldi. Harikasınız. Paz bench'ten backside'e geçti. 3'e 2 durumdayız. Şu an C4 düştü. Sakin oynamamız gerekiyor. Mayer arkadan geliyor. Mayer iş yapacak. Tutarlarsa iş Paz yapacak. Şu an backside'da C4 yerde yavaş oynamamız lazım. Mayer geliyor şu anda. Mayer lurk dedi. Oh! Tarık. Mayer hissetti, arkasını dönüp vurdu. Coldzera şu anda arabada çok tehlikeli pozisyonda. Paz Coldzera'yı çok güzel düşürdü. Tarık 1-2 durumda. Çok önemli. Paz da Tarık'ı düşürdü. Ve 2-0 öne geçiyoruz. Ve sürprizlerimden bir tanesi de size. Güzel güzel. İlk kere aldık, bu çok önemliydi bizim için. Evet çok önemliydi. Harikasınız çocuklar. Bu da Paz'ın harika tekleri. Ardından da Kozlara'ya arabada bir tek göndermesi çok iyiydi. İlk kere bizim için çok önemliydi. Aynı şeyi de T tarafına da bekliyoruz. Güzel güzel. Çok iyi başladık maça. Bu bizi umarım 3-0 öne geçirecektir. Hızlı bir oyun izliyoruz şu anda. Fallen smoke'landı yanıcısı için. Yanıcıyı da arabaya attı. Kalix şu an çok rahatsız eden bir yanıcı geldi. Kalix'e aşağı atlamak durumunda kaldı. Şu an Fallen tek başına B evde. Güzel. Yine Shander'da. Kalan iki oyuncu ise A tarafında, C4'te A rampada. Fer şu an connector'a yakın. İki oyuncuyla beraber Engin Firebox'tan connector'a bakıyor. Gördü onları. Steve Kai'yi düşürmeye başardı. Engin şu an hemen geri çekildi. Biraz hasar aldı orada. 18 canı kaldı. Engin Ninja'da. Mayer City'ye karşı çekildi. Xantares'te şu an UMP var. Window'a yakınlaşıyor. Engin default pozisyonuna geçti. Şu an A'ya doğru bir toparlama var. Kozlara A evden çıkacak. Yavaş yavaş deneyecektir. Engin Shadow'da. 2 rampada. Rampada 2 oyuncu var. Made in Brazil takımında. Mayer scout'ıyla aim koydu eve. Xantares şu an. Fer. Xantares büyüdü son anda. Oradan bir kill çıkarmaya başardı. Paz hemen trade aldı. Engin Shadow'da. Engin çok güzel bir flash. Engin fallını düşürdü. Evde Kozlara var. Tarık şu an Engin'in yerini biliyor. Tarık Engin'i düşürdü. 3'e 2 durumdayız. 3'e 1 durumda Tarık Kalix düşürdü. Tarık tek kaldı. Çok güzel bir trade aldık. Mayer'de Tarık öldürdü. Maç 2-0'a geldi. Çok güzel başladık. Çok iyi. Force round'u aldık. Ya şey çok önemliydi. Şimdi ilki aldıktan sonra ikinciyi vermek çok kötü oluyor. Evet. Şu an Freko. Made in Brazil takımı. Hadi çocuklar burası sizin haritanız. Çok çalıştınız. Ezbere biliyorsunuz burayı. Herkes yanınızda, herkes arkanızda. Evet şu an Tark'ta sadece bir flash var. Anladığım kadarıyla çok hızlı bir şekilde A'dan çıkartacak hızlı onları. Hızlı girecekler. Evet. Coltera şu an rampa yakına girdi. Rampada bir smoke patladı. Biraz yavaşlatacaktır oyunu. Xantares yanıcını çekti. Fark etti durumun ne olduğunu. Şu an yanıcıdan çıkıyorlar. Çok kötü bir, çok kötü bir seçim. Çok kötü bir seçim Made in Brazil takımı için. Direkt Xantares'in kucağına geldiler. Engin şu an rampada. Tarık'ı gördü. Engin de Tarık'ı öldürdü. O zaman, Alex STV'yi öldürerek. O zaman dans. Şu an 3-0 başladık arkadaşlar. Evet, çok önemli bir round bu da. İlk silahlı round. Bakalım neler yapacak Made in Brazil takımı.
Şu an AP yok. İki takım. Aa, Mayer de özür dilerim. Çok özür dilerim. Mayer'da AP var. Sadece Made in Brazil takımında, Fallen'da AWP yok. AWP çok etkili bir silah. Evet. İşte. Ve Fallen'da çok etkili olduğu bir silah. Merk şimdi 5 keleşe karşı daha çok kötü silahlarla oynayacaklar takımımız. Yalnız Made in Brazil takım hiçbir şey atmadan ortaya çıktı. Ortanın kontrolünü aldılar. Pals şu an herhangi bir smoke ya da yanıcı bekliyor. Hiçbir aksiyon almadı. Evet. Şu an ortanın kontrolünü almış durumlar. Fer çok yakın. Konektöre bir flash pick geldi. Fer şöyle bir kontrol etti, geri çekildi. Zantares konektörün önünden. Mayer çoktan açılıyor. Kozere'yi gördü, hemen geri çekilmesi lazım, orada ölmemeliyiz. Fer Zantares'i TV'de Mayer'i düşürmeyi başardı. Pals şu an off angle pozisyonunda çapraz şekilde konektöre bakıyor. Şu an çok güzel bir flash geldi ama Fer duvarın arkasında, kör olmadı o flash'a. Şu an pas... Fer son anda pazı gördü. Orada kill vermedik. 5-3 durumdayız, çok sıkıntılı bir durum. B tamamen boş. Steve şu an laser room'dan window'a kadar inmiş. Pazı orada düşürecektir. Çok şanssız bir durum paz için. Fer smoke'tan çıkacak. Kalix orada onu bekliyor. 5-2 durumdayız, korumamız gerekiyor. Evet. Basacak şimdi Fer. Fer şu an stairs'ten çıktı. Kalix onu çok rahat bir şekilde düşürdü. Konektörde kozları zıplayarak Kalix'i öldürmeye başardı. Engin sona kalan oyuncumuz. Faması ile beraber 1'e 4 durumda. Steve çok güzelsin. Engin vurdu. Adamın canı az. Orada switch yaparken silahları Tarık affetmedi. Evet. 3'e 1 oldu skor. Hiç kötü peki, değil. Peki oyuncuların yüzündeki gerginliği sezebiliyor musun facecam'lardan? Yani işler kötüye gittiğinde tabii. Böyle... Aha, şu an bir de dünküne benzemiyor yani. Taraflar var burada. Büyük bir atmosfer var. Büyük bir baskı var. Tabi şu an ekranlarımız başında 14.000 kişi izliyor. Herhalde stadyumda da şu an bir 6-7.000 kişi vardır. Yarısından tabii. Çoğu dolmuş gözüküyor. Hala evet. Gelenler var. Map üzerine bakacak olursak dağılıma şu an 5 ev gidiyor Made in Brazil takımı. Yine bir execute izleyeceğiz anladığım kadarıyla. Short smoke'ları ve kitchen önüne smoke gelecek. Fallen şu an under'ı kontrol ediyor. Kalix zıplayarak info alıyor. Evet. Smoke'lar gelmedi. Sadece yanıcı geldi. Şu anda Fallen'ın flash'e beraber atladılar. Smoke atılmadı. Kalix CV'di şu an oyuncu oldu. Pass şu an short'ta. Kalix 5 chat'a gönderdi. Ferinci çok az. Var. Pass kozları düşürdü. Yavrum. Pass 2 kişiler aldı. Fallen pazı düşürdü. Kalix şu an tek oyuncu. Side'deki Zantares hemen backup geldi. Bench'te şu anda sona kalan 2 oyuncu Tarık ve Fallen. Fallen'ın canı çok Zantares. Az. Oraya çok güzel bir şekilde Zantares. Fallen düşürdü Zantares. İşte bu. Önde 1'e geldi durum. Taraftarın sesi de inanılmaz geliyor. Evet, bize. İnanılmaz geliyor. Ya. Evet. 1'e 4 Space Soldiers önde. Maddi üstünlüğümüz var. Replay izliyoruz. Replaylerde ses çıkmıyor arkadaşlar. Buradaki sesleri ben dıkşın dıkşın ta 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 olarak tamamlayacağım böyle. Burada Kalix zaten açılarımız çok iyi bir çok performans iyiydi yani. Sergiledi. Yalnız orada bir smoke gelmedi herhalde. Tek bir smoke atıldı. Tarık atmadı orada smoke. Evet. Bu, el çakışma bir şey artık değil mi? Tabii. Her başarılı round'dan sonra. B yani o kadar iyi bir şekilde girdiklerini söyleyemeyiz. Kötü bir execute'tü. Şu an Made in Brazil takımı Eko. Mid'e çıkıp ölmeleri lazım. Ya da en hızlı şekilde nereden öleceklerse. Çünkü flash bile alınmadı. Şu an CZ çekti Fer sadece. İşte bomba görmek istediğimiz takım bu diyorlar bu arada izleyicilerimiz. Ben evet. Daha çok chatte olacağım arkadaşlar bugün. Aslında bir oylama yapsak. Sonuçta Twitch'teyiz. Kendi kanalımız. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Bu maçın sonucu için. Mümkün mü sevgili Direncan? Zantares şu an konektörde. Mid'e kadar açıldı. Mid'e bakıyor şu anda. Çok kontrollü. İlk adamı gördükten sonra bir tane kaçacaktır. Alt yola smoke'unu kullanmadı. Fer şu an alt yola yakın. Kalix orada bir granit atmış. Steven'in 55 canı kalmış. İsabetli bir bomba. Şu an Made in Brazil takım 2 rampa 1 A'ya olmak üzere. A'ya baskın durumda. Oradan çıkacaklardır ama biz A'da 2 kişiyiz. Pozisyonlarımız çok güzel. Sadece Zantares mid'de, konektörde. Oh, bombalar üzdü bu arada. Fallen ve Colzera'yı. Fallen ve Colzera'ya çok fazla damage veren bir bomba geldi orada. Fallen Firebox'dan rampaya çıkıyor, rampa çıkışına. Çok iyi Engin'in pozisyonu. Engin çok iyi ya. Orada ilk oyuncu ıskaladı. Teste geçen bir oyuncu var. Zantares ayvadan çıkan Tarık'ı öldürmeye başardı. Sandviç'te bir oyuncu var. Tetris'tekini de gördü. Zantares orada çevirdi. Ah, güzel Colzera. Güzel. Zantares düşürmeye başardı. Fer pazı düşürdü. Şu an 3'e 1 durumda. Fer daha fazla silah düşürmememiz gerekiyor ekonomi için. Fer Kalix'in oradan geleceğini biliyor. Eğimin çok iyi yerde. Kalix'i gördü. Allah'tan vuramadı yani orada. Kalix hemen kaçtı oradan. Konektöre kar geldi. Konektörden avantajlı bir açısı var. Feri harcarlar ama ya. Geri kaçtı. Rampaya dolaşacak galiba. Evet, rampaya dolaşıyor. Oradan belki birkaç silah yakalamaya çalışacak.
veya kill çıkarmaya bakacak. Tek amacı bu şu anda. Şu an durumun 5'e 1'e geldiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Çok güzel yalnız Space Soldier dün de 10-0 evet. Başlamıştı burada. Fer şu an koşa koşa gidiyor. Bundan sonraki silah aramaya olacak. Bakıyor. Bundan sonraki çektikleri el. Yani bilmiyorum. Artık ondan soruyorum zaten yani. Bakalım Made in Brazil takımı nasıl bir taktik üzerine duracak. Yani çünkü BXQ tutmadı. İlk el denediler. İlk silahlı rantı denediler. İşe yaramadı. İlk sadece aldıkları el mid'e almışlardı. Büyük ihtimalle mid'in kontrolünü tekrar alacaklar diye düşünüyorum. Şu an şöyle baktığımız zaman ekipmanlara fallında Galil var. Tarık'ta da. Yani o kadar iyi olduklarını söyleyemeyiz. Ekonomi durumunda. Evet Galil ben çok evet. Yeterli değil. Dün de konuştuk ama. Kalix'te şu anda AP var. Evet bir Asmok izleyeceğiz. Belli ki. Fer, Jungle'sımı ona çok atacak. Hızlı oynuyorlar belki. Evet, Tarık A'ya kontrolü bir şekilde ilerliyor A'ya açılan varsa diye. Biz bu arada iki rampa yakın oynuyoruz. Engin'in pozisyonu güzel. Orada bir bait durumu olacak. Yine aynı şekilde faz baitleyecek. Engin vuracaktır. Yerimiz çok iyi. Asmok için hazırız. Neredeyse 3 A izleyebilirim. Jungle'da da bir oyuncumuz var. Yani çok klasik ama çok geçerli ve evet, başarılı evet, çok bir strateji. Iyi bir taktik. Bence bu round'da kazanacağız. Acele etmezsek iyi oynarsak şu an 4 A'yız. Buna hazırız. C4 yalnız T-Base'de. Made in Brazil takımı fake yapıyor. C4'da alacaklar. Oyunu çok yavaş oynuyorlar. Belki tekrar A'ya bile döndürebilirler yani oyunu. Çünkü şu an hiçbir aksiyon yaşanmadı A'da. 4 A'yız. Tek B'deki oyuncumuz Kitchen'dan. Burada anketimiz chat'e atılıyor sevgili arkadaşlar. Hı-hı. Space Soldiers mı? MIBR mı? SK mı? Hangisi kazanır? Oyunuzu verin. Sonuçları görelim. Evet şu an Made in Brazil takım C4'da aldı. Hala çok yavaş oynuyorlar oyunu. Çok kontrollü bir şekilde. 3 T-Base 2 top mid diyebiliriz. Engin açıldı rampadan info almak için. Şu an geri çekiliyor. Engin'in pozisyonu gayet iyi. Orada pazın gelmesi gerekiyor ona yardım etmek için. Tekrardan A'ya giriyorlar dediğim Bayağı gibi. Bayağı tekrar duyuyorlar. Yalnız burada çok güzel bir flash pick. Pozisyonumuz çok iyi. Tarık Engin'i aldı. Tarık herkesi vurdu. Tarık kolunu bile vurdu. Oy. Durum 4'e 3. Yine de hala alabiliriz. 3 tane Made in Brazil oyuncusu. Short'tan B ile ilerleyecek. AFK'yi yine. Yine Mayer yakalarsa. Mayer'in orada short yakalaması lazım. Çok güzel, güzel Mayer. Güzel, orada güzel. Trade alan Fer var. Kalix orada bir önce yakaladıysa ıskaladı. Şu an 3'e 2 durumdayız. Kitchen'dan bir kez daha denecektir Kalix. Kalix'in tutması lazım. Kötü bir flash. C4'u kuran bir oyuncumuz var. Bir oyuncu var. Kalix şu an Kitchen'dan yaklaştı. Xantares de geldi. 3'e 2 retake deneyeceğiz. Çok riskli olacak. Simon Chin'den pop flash gelecek. Onlardan da pop flash geldi. Counter bir flash da kör oldu. Xantares ikinci flash'ını da kullandı yakın sağ için. Kendisi de kör oldu o flash'a ve Polzar ikisini de öldürmeye başardı. Şanssızlık oldu orada yani. Yani Tarık'ın üçünü de vuruyor olması. Bizimkiler neden çıktı? Sürpriz deyip böyle onu biliyor ya aslında tam smoke atarken yakalamak istedi timing'le beraber. Sesi duydu Engin, ama evet. Pim sesini duydu. Pim sesini duydu ama Tarık bekliyordu o sırada. Herhangi bir açılma durumuna karşılık bakın tam burada. Aynen tam burada. Tarık hiç affetmedi yani. Harcadı. Herkesi harcadı. Arkadaşlar kaç çıktı bu arada yüzde? Ben bakamıyorum şu an. Şöyle bir map dalına bakacak olursak Made in Brazil takımı mid'e doğru hızlı bir oyun sergiliyor. Stop mid smoke gelmiş, konektör yanıcı geldi, window HG geldi, Colzer window smoke kullanacak. Pass short'ta Space Soldiers takımı full echo şu anda. Düşürebildiğimiz kadar silah düşürmeliyiz. Pazda duruma çıktı. Konektörde bu arada internet... bir oyuncumuz var. Pardon sen anlat, sen el bitince anlatayım. Tabii. Şu an baktığımız %93 mü? Hayatımda böyle bir straw pool görmedim. What the fuck? Fer yanıcısını short'a kullanacak. Oradan rahatsız etmesine belli ki konektör doğru bir oyun olacak. Çünkü bir oyuncu A'ya yakında ASP izleyeceğiz. Belli ki Steve short'tan yaklaşıyor. Kozlara short'a aim koymuş durumda. Fer de short'a yanıcısını kullanacak. Konektör önüne smoke var yalnız. Bir flash pick geldi konektör önüne. Aynı şekilde short'ta da bir yanıcı. Fer'i konektörün içine sızdırdılar. Xantares smoke içinden deniyor. Steve durumu kontrol ediyor. Şu anda pazı görecek. Görmedi. Paz şu an çıktı. Kozlara evet. Pazı yakaladı. 4'e 5 durumdayız. Full ek olmalarına rağmen Made in Brazil takımı çok kontrollü oynuyor. Kozlara merdivenle bir dans etti şöyle. Engin AF'den açıldı. İnfo alınması için çok önemli bir pozisyon yalnız. Konektörden Made in Brazil takımı ilerliyor. Jungle'a bir smoke geldi. Flash pick A site için. Engin yeri çok iyi. Xantares şu an Kozlara'yı gördü. Devam edecek. Düşürmeye çalışıyor. Kozlara bir headshot geldi. Kozlara Xantares'i düşürdü. Çok yakındı. Fer de Engin'i tahmin etti. Kalix sona kalan oyuncumuz. O da B kitchen'da. Oradan birilerini düşürmesi lazım. Kozer'in aslında canı az. Xantares orada çok güzel bir headshot attı ama aim punch yediği için öldüremedi maalesef. Kalix şu an B'ye doğru. Short'a doğru ilerlemeye karar verdi. Fer orada onu gördü. Oraya bir headshot göndermesi gerekiyor Kalix'in. Karşılıklı shoulder'lar.
Hadi oğlum çok, çok güzel. Felix çok güzel bir shoulder pickle Ferry öldürmeye başardı. Bir tane daha oturtuyordu o mermiyi de evet, var ya. Evet evet iyiydi çok iyiydi yani Ferry öyle vurması çok güzeldi. Durum 5-3 kötü değiliz gayet iyiyiz. Şu an full silahlı round izleyeceğiz. İki tarafta da AP var. Space Soldiers ekibinde Meyer'de. MIBR'da da Fallen'daydı. Alacaktı tekrardan. AP'li yavaş bir oyun izleyeceğiz. Bu arada sevgili Berk, ekranlarımızda daha ilk maç 8. round'dan 16.000 kişi olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. İnternetle ilgili ufak bir açıklamam var. Burada internetin yedeği var. 6 saniye içinde internet koptuğu gibi yenisini takıyorlar. Dün %1 bile drop olmadı. Çok sağlıklı bir internetti ama bugün olursa diye önceden bilgi veriyorum ben size. Haberiniz olsun. Şu an pause alın herhalde. Bir orada bir duraksama yaşadık. Taktiksel mi teknik olarak mı bilmiyorum ama. Valla işte bir şeyler ters gittiğinde pause'lar çok değiştiriyor işte. Evet. Dün gördük yani 10-0'da NIP aldı pause'un tak 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 tak. Tabii. Maça 13'e aldı ondan ortak sonra. Tabii maça ortak 10-0'dan 13'e aldılar yani. Oradan ekstra bomba almak için flash tane kullandım Madden Blade takımı. Baktığım zaman Granite almışlar. Granite'lerle ilgili bir şeyler olacak. Window atılacak anladığım kadarıyla. Zanteres şu an Window'da. Small Machine denedi hemen kaçtı oradan. Meyer konnektörden top mid'e bakıyor. Orada bir açıklık var. Göremedi Kozera'yı. Kozera şu an C4'ü bıraktı. Yakalayacaktır Meyer bir tane kaçtı. Yakalayacak. Kozera'yı orada bıraktılar. Büyük ihtimalle lurk oynayacaklar. Şu an top mid'in kontrolünü almış gibi yapıyor Madden Blade takımı ama A'ya doğru bir oyun var. A'da da biz 3 kişiyiz. Meyer jungle'a döndü. AP'si ile beraber 2 A-site oynuyoruz. Bir oyuncumuz City'de. Tarık şu an A ile tek başına. 3 rampa A smoke gelecek yine tekrardan. Kozera'da lurk oynayacak. Zanteres rampaya smoke'u kullandı. Engin rampa yakın durumda. Oraya bir oyuncu daha gitmesi lazım. Engin tek başına olmamalı orada. Bir flash pick'e ölebilir. Stevie jungle'a smoke'u kullanacak. Engin orada ekstra yapabilir. Smoke tam ucunda bekliyor. Smoke bitmesine yakın geri çekildi Engin. Sola geçti rampanın hemen solunda. Yakın flash atmazlarsa Engin oradan 2 kill çıkartabilir en az. Tarık evden yaklaşıyor. Fer şu an Firebox'a flash yanıcı gelecek. Rampaya bir flash pick geldi Engin. Orada onları çok rahatsız eden bir oyuncu oldu. Engin yerini biliyorlar. Yakın flash'e geldi Engin. Maalesef evet. Öldü dediğim gibi. Yakın flash çok sıkıntı olacaktır orada. Meyer HG'sini koyacak. Canın pozisyonu çok onu iyi. Bilmiyorlar. Canı bilmiyorlar. Can Zantares 2 kişiyi vurdu. Evden çıkan Tarık. Zantares'i öldürdü. Pals şu an jungle'da. Meyer eve aim koymuş durumda. Kozera şu an Window'dan çıktı. Harikasın. Meyer öldürdü çok güzel. Orada karşılıklı bir trade var. Kalix onun trade'ini almadı ama Stewie Kalix'i de öldürdü. Keşke trade anla çıkabilseydi Kalix. Pulse şu an 1'e 2 durumda ve 4 canı var. Çok sıkıntılı bir durum. Kozera evet. Fazla öldürdü. 5'e 4 durumdayız. Oh. Aslında A geleceklerini biliyorduk. A smoke'da da iyi bir şekilde kestik. Rampaya güzel bir flash pick geldi ama Engin'in o andan sonra artık geri çekil olması lazım. Çünkü rampaya tek başına yakındı. Orada evet, yakın yani flash'ı da onu kar etti. Evet, yakın bir flash'ı, ya da iki vururdu ama ölürdü. Yakın flash'ı gelmeseydi orada iş yapabilirdi de yakın flash çok moral sinir bozan bir şey orada. Tamamen kör eden çok bir flash. Çok da güzel geldi yani. Evet. Şu an Madden Blade takımı direktman ortaya çıktı smoke asmadan çünkü karşı rakibin eko olduğunu biliyor. Şu an yine silah tutmaya çalışacağız. İki ladder room oynuyoruz. Farklı bir setup'tayız. Fer konnektörün önüne kar geldi. Çok seviyor konnektör oynamayı. Çok da zorlayan bir oyuncu konnektörün içine sızmayı seven. Zanteres şu an konnektörün önünde girişik yapıyor, info alıyor. Fer prefire birkaç atış denedi. Engin A'ya ve yakın. Şu an setup'a baktığımız zaman bir A'ya, iki ladder room, iki... bir oyuncumuz da konnektörün yanında. Fer şu an window yanıtısını kullandı. Yakın window oyuncusu varsa diye. Window'un kontrolü sağlandı. Konnektöründe de bir smoke var. Şu an konnektöre sızabilir yine. İstediği oyunu oynayabilir Fer. Evet dediğim gibi konnektöre girdi yine sızdı. Her round bunu yapıyor. Her maçta bunu yapmayı çok seviyor. Zanteres şu an konnektöre şöyle bir shoulder yaptı. İnfo almak için yavaş yavaş çıkıyor. Zanteres Fer'in orada olduğunu tahmin ediyor. Şu an aim'ini koydu. Çık vur ona çık vur. Geri geldi Tetris'e. Tekrardan konnektöre geldi. Taraftar onu gazlıyor. Fer Zanteres'i yakaladı. Engin yanıcı onu çok rahatsız ediyor. Tarık'ın kucağına düştü o da. Tarık evden çıkıyor. Kozera konnektöre geldi. Ladder room'da bir oyuncumuz var. Kalix Window'da. Meyer ladder room'dan çıktı. Kozera onu düşürdü. Sonra kalan oyuncumuz Kalix. Kalix Kozera çok güzel bir headshot gönderdi. Fer'e de bir headshot attı ama onu öldüremedi. Durum 5-5 oldu. Durum 5-5 oldu. Frey koyduk. Fena değil. Şu an silahlı bir round izleyeceğiz tekrardan.
Bakalım Well yine mid alacak mı acaba Made in Brazil takımı? Şu orada bir smoke geliyor. Şu an o oyuncu kim bilmiyorum ama gösterimi derece. Top mid'e doğru bir smoke geldi rampaya. Fallen görüş açısı kapandı. Kozera şu an top mid'in kontrolünü almış durumda. Kozera yine her el oraya geçiyorlar. Aslında oraya bir agresif oyunda bir yanıcı Made in Brazil takımının tamamen oyununu bozabilir. Her alt yoldan geldi her zamanki gibi. Kontrollü bir şekilde oynamaya devam ediyor. Window aim'ini koydu. Mayer orada. Window'a yaklaşan oyuncu. Window smoke da geldi. Şimdi bundan sonra olacak şey konektör önünde bir flash pick ve her yine büyük ihtimal Konya'ya sızacaktır. Evet. Konya'nın smoke gelecek. Sonra da bir flash pickle Konya'nın içini kontrol edecekler. Zanteres yine orada off angle'da kaldı. Evet, konektör önüne yaklaşıyor Fer. Yanlışsını short'a kullanıyor. Ya, hızlı bir giriş. Ediyor. Evet. Bakalım ama B eve doğru yönelme var şu an. Made in Brazil takımında 4 B evler. Fer geri çekildi. B split yapacaklar. Çok oynatıyorlar klasik belki. Bir, evet, klasik bir A girişi gibi yaptı aslında Made in Brazil takımı. Bir A split gibi yaptı ama şu an A'da B'deler. Bütün oyuncular olmak üzere. Kalex yanlışsını kullandı. Şu an 2 kişi atladı. Paz orada birinciyi yakaladı. İkinci yakaladı. Tarık Stevie. Kozer orada Paz'ı öldüren kişi oldu. Kalex şu an bench'te. Orada bir kill çıkartması lazım. Kozer'ı Kalex'i düşürdü. 3'e 3 durumdayız. Bir tane yanıcı var Mayer'de. Fallen şu an short'a zoom açmış durumda. Backside'de bir oyuncumuz var. Zantares! Fallen'ı gördü. Yakaladı! Çok güzel bir şekilde düşürdü. Zengin de arkadan. Çok güzelsiniz be. Çok güzel lurk'te. İşte bu, hadi çevirelim bunu. Son oyuncu Fer'de short. Fer Zantares düşürdü. Canı yok, canı yok Fer'in. Öldü, öldü. İşte bu. Durum 6-5'e geldi. Önemli bir round'du bizim için. Güzeldi. Silahlı roundları almamız çok iyi oluyor. Evet. Bu şekilde. Çok kıymetli. Ama çok dediğim kıymetli. Gibi mid'i aldıkları zaman... Biraz intihar ettiler gibi geldi yalnız. Evet, mid'i aldıkları zaman Made in Brazil takımı mid'i aldıkları zaman istediği gibi oyun kurabiliyor ama bu sefer almadılar yani. Feri konektöre sızdırıp tekrardan A'ya doğru bir oyun çevirselerdi belki Space için zor bir durum olabilirdi ama B'de çok hazırdı Space olur takımı. Bakalım yine Kozer herhalde mid'i alacak. Abi %93 yanılıyor evet. Olamaz Berk. Bu maçı almak zorundayız. Bir A smoke izleyeceğiz. Made in Brazil takımından smoke'lar geldi. Made in Brazil çok beklemiyor Berk bu sefer. Yanıcı da geldi Firebox'a. Mayer şu anda orada yanıyor. Çok sıkıntılı bir Molotov. Flashlar geliyor. Mayer kafasını gömdü. Herhalde jungle'dan bir flash pick bekleyecek. Karşılıklı flashlar. Made in Brazil hala flash atmaya devam ediyor. Çok güzel flashlar geldi arka arkaya. Fer Mayer'e düşürdü. Engin tabii çıkıp bir denedi şansını Stewie. Şu an Zantares. Orada Smoke'un içinden Stewie yakalamaya başardı. Fer. Fer şu an jungle Smoke'da bir flash pick geldi. Orada kimseyi bulamadı. Fer Zantares'i yakaladı konektörde. Net 4-5 durumdayız. Paz arkadan geliyor. Paz konektöre şimdi yeni girecek daha. Steve ondan habersiz. Belki jungle'da onu düşürebilir. Tarık şu an A'dan çıkmış durumda değil. Bu arada C4 Fallen geri dönüyor. T-Base'den B'ye doğru devam ediyor. Çünkü Kozara şu an B side'da. En son mid'de bırakmışlardı Kozara'yı. A smoke'dan sonra B'ye kadar sızmış. Bunun infosu geldi. Fallen şu anda B'ye dönüyor. Fer jungle'da inanılmaz iyi pozisyon almış durumda şu anda. Üç oyuncunun ortasında. Üçgenin evet. Ortasında şu anda. Şu an Kalix yani jungle'a girse Fer yakalayacak. Kitchen'e girse Kozara orada. Yani çok sıkıntılı bir durum. Bir oyuncu da Tarık da hala A evde. Fallen'da B'ye gidiyor yavaş yavaş. Paz şu an short'tan giren. Bir tek short boş. Short'tan habersiz Made in Brazil takımı. Paz da ladder room'a girdi. Ne olacaksa 10 saniye içinde Feriye olacak. Harika orada. Yakaladın çok yavrum. Güzel, çok güzel. Tek tek düşürmemiz lazım bütün açıları. Fallen şu an default'a ladder'ı kuruyor. Stewie kitchen'da. Tarık hala A evde. Hala A evde. Mayer'i oyalıyor galiba. Evet hala ses yapıyor orada. Mayer'i A site'de tutmaya çalışıyor. Kozera Kalix'i kitchen'dan hiç beklemediği bir açıdan düşürdü. Paz şu an short'tan yaklaşıyor. Paz Fallen'ı düşürdü. Çok güzel 2-2 durumdayız. Bugün Paz formunda gerçekten. Evet Tarık şu an lurk'e geliyor. Engin onun farkında. Yakalarsın Engin. Engin. Yakaladın Engin. Engin. Çok güzel 2-1 durumdayız. İşte bu. Oh, çak. Çaktım. Biz burada çakışıyoruz. El çakışıyoruz. El sıkışıyoruz yani. Durum 7-5'e geliyor. İnanılmaz. Evet, ufak ufak olabilir onlar. Hiç problem değil. Evet. Burada drop diye bir şey yok arkadaşlar. Dropçuk dediğimiz çok kısa 3 saniyelik. Hı hı. Böyle internet ferahlamaları var. Evet. O yüzden hiç takılmıyorum onlara. Mayer, Made in Brazil takımı çok hızlı çıkıyor. Mayer'i vururlar bir daha çıkarsa Mayer oradan. Zanteres şu an konektörden aktif bir şekilde oynamaya çalışacak. Canı vurabilirler. Yanınıza geldi. EG'ler çok iyi. Çok rahatsız. Stewie. Konektör aim koymuştu. Zanteres'e bir tek gönderdi orada. Aslında çok güzel rahatsız etmiştik onları. Yanıcı gelmişti midbox'a. Ardından da HG yani sadece Zanteres'in bir spreyine bakıyordu ama izin vermedi Stewie.
Kalix şu an B evden açık oynuyor. Info almak için bu space'i rahatlatan bir info aslında. Şu an yavaş yavaş açılıyor. Fer alt yolda. Açılan oyuncu için orada bekliyor. Pulse şu an short'ta. Kalix'in yeri iyi. İlk oyuncu büyük ihtimalle vuracaktır. Ki orada tek başına Fer var. Fer de alt yoldan bir de doğru yaklaşıyor. Şu an dağılıma baktığımız zaman mid'de 4 oyuncu, bir tane de T-Base'de A rampa açılan bekleyen bir oyuncu olduğunu görüyoruz Maiden Breeze takımında. Kalitlere şu anda Catwalk'a doğru yaklaşıyor. Şimdi söylediğim gibi ortaya yine ele geçirdiler evet. Bu arada. Bu roundu alabilir MIBR. Evet 5'e 4 bir durum, avantajlılar. Konektörün kontrolünü almış durumlar aynı şekilde mid'inde Mayer ile duruma bakıyor çünkü. Short yakın tutan bir oyuncumuz yok, oranın infosu yok. Fallen Mayer'i bir yerden düşürdü, nereden düşürdü göremedik. Smoke'lar geldi, flashlar, Engin... Ah. Jungle'dan girdikleri zaman tabi Engin bundan habersiz Steve'i açığa kurdu. Space Soldier takımı koruyacaktır. Paz ve Kalix'te M4 var. Fer şu an avlanmaya çıktı. Oyuncuları bulmaya çalışıyor. Kalix şu an top mid'de. Paz da ona katılacak. Paz B evde alt yola bakıyor şu anda. Kalix ona katıldı. Güzel bir açı alması gerekiyor Kalix'in. Evet, yeri gayet iyi. Off angle pozisyonu bekliyor. Paz da aynı şekilde. Yerler gayet iyi. Buradan fantastik bir hareket bekliyoruz şimdi. Maiden Breeze takımı yalnız kovlamadı. Silah düşmeye çalışmadı. Ekonomileri de iyi değil çünkü galilerle oynuyorlar. Riske atmak istemiyorlar. Evet, riske atmak istemediler. Evet, şu an sağ üstü, sağ sol ve sağda da farklı maçlar devam ediyor. Gerçekten. Evet. İçerisi ya inanılmaz. Atmosfer inanılmaz yani. Ya. Evet. Hani Bo 5 yapıp aynı takım 5 kere oynatmak yerine 3 tane takım koyup Bo 1 dönün bakalım yavrum kendi aranızda diyor. Aynen öyle. Ve en iyi takım oradan finale çıkartıyor. Evet. Yani bütün takımlar birbirleriyle oynuyor. Çok iyi bir konsept o yüzden. Burada Zantares dün muazzam oynamıştı. Baktığımızda Engin 12-2 skorla şu anda. Evet. Kolzera ile aynı skoru yapmış. Ve şu an oyunu lider konuda götürüyorlar. Yine bir pause var herhalde taktiksel bir şekilde. Çünkü durum çok yakın 6'ya girdi durumdayız. Orada artık değişecek işler. T'ye geçeceğiz. Kaldı kaç el? 3 el. Yine yavaş bir oyunda mid'i alırlarsa sıkıntı yaratır bizim için. Çünkü mid'e her aldıkları eli veriyoruz maalesef. Şu an baktığımız zaman yine B oyunu. Umarım bu B oyununu kazanacağız. B'de sıkıntımız yok. B'de defansımız gayet iyi. Top mid small geldi Kozler'a. Yanıtsın artısını onu flash'ını kullandı. Pulse şu an mid'de açılmış durumda. İki oyuncuyla beraber konektörde bir oyuncumuz daha vardı. Geri çekildi. Flash'lar geldi. Kozlara şu an tamamen kör. Şu an açıldığı gözü. Pulse yakın orada. Top mid'de bir oyuncu olup olmadığını bilmiyor. Şu an smoke kullandı. Pulse onun farkına varacaktır. Evet hala solayım koymuş durumda. Pulse orada iki oyuncuyu gördü. Harcarlar seni orada Pulse. Açılan iki oyuncumuz maalesef. Düştü Paz ve Kalix. 5'e 3 durumdayız. Güzel de hasar verdi. Steve'nin 10 canı kaldı. Evet aslında o oyun o kadar yavaşladıktan sonra top mid'de ya geri çekilmeliydik ya da başka bir flash pick'le açılmalıydık orada. Çünkü çok fazla beklediler bizim oyuncular. Direkt bakmak ve vuramamak sıkıntı oluyor. Evet. Bir de sen çatışırken takım arkadaşların da trade alması gerekiyor. Onu sağlayamadık orada. Evet. Şu an 5'e 3 olmasına rağmen Maiden Breeze takım oyunu yine çok soğutuyor. Sakin. Çok sakin oynuyor. Innova bir yanıcı geldi. Mayer oradan kaçmak durumunda kaldı. B'de oyuncumuz yoktu. Mayer şu an kitchen'dan B'yi kontrol ediyor. Info olması lazım. Her yere bakması lazım. Bir oyuncu sızdı mı diye. Zantares şu an A'dan açılmış durumda. Yavaş yavaş açılıyor. Tarık yerini biliyor. Tarık şu anda zıpladı. Tarık. Çok kötü bir timing Zantares için. Tarık'ın 37 canı var. Engin de düşürdü. Steven'in bir canı var. Mayer B'den açılıyor. Mayer son oyuncumuz. Burada pardon bir canı varmış. Ben şey bakmadan health, yani çubuğa bakarak söyledim. 10 dedim sonra da 3'tür dedim. C4 kuruldu. Mayer B evde silahını koruyacak durum 7-7'ye geliyor. Ne diyorsun sevgili Mark? Vaat ettiğimiz gibi çok çekişmeli bir maç izliyoruz. Berabere. Kesinlikle. Bunu tam böyle olacağını biliyorduk. Şu an son el aslında o kadar da çok önemli. 8'de de bitecek sonuçta her türlü durum. Ama T'ye geçtiğimiz zaman ilk round çok 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 önemli. Çok önemli çünkü burada yani T'ler üstüne oynayabiliyor aslında değil mi Berk? Evet. Bombalarıyla ele geçirebiliyorlar çok rahat bir şekilde. Yani iyi bir T oyunumuz var. Hızlı bir T oyunumuz var. Nip'e karşı bu sökmüştü. Çalıştı. Evet. Yani agresif oyunumuz Nip'i şaşırtmıştı. Bu şekilde çok rahat kazanmıştık. Bakalım aynı şeyi de MIBR için yapabilecek miyiz? Mayer silahını korudu durum. 7-7'ye geldi. Force yapacağız. Son el. Çok önemli. Mid'in kontrolünü almaya çalıştık aslında. İyi bir denemeydi ama tam yapamadık. Ya tam bu orada açıyı çok güzel tuttukları evet. İçin vuramadı. Onlar da güzel, çok güzel counter flashlar attılar.
Bir de çıkartmadılar bak yani burada bize. Mesela. Birlikte çıktılar orada. Fer'in vücudunun tamamı gözükmüyordu. Tabii. Çok aynı şekilde Colzer de midbox'a geçmişti. İşleri bozan aslında oydu orada. Hemen bir anda çıkıp orada middeki oyuncularımızı vurabildi. Dalma baktığımız zaman window oynayan bir oyuncumuz yok. Konektöre giden bir oyuncu var. Kozlara klasik. Her el yaptığı şeyi yaptı. Top mid small geldi. Konektörü yaktı. Window small atacak. Mid'in kontrolünü alacaklar. Dalma baktığımız zaman 2 B evler. Evet B flashlar bir şeyler attılar herhalde. Geri döner çünkü şu an B evden. 3 tane short oynayan oyuncu var. Made in Brazil takımda Paz şu an shortta yakın durumda. Off angle'da ama elinde VMP var. Orada birini yakaladı ikinci. Kozler hemen trade aldı. Stewie rastgele deniyor. Konektör içinde Kozler ile duruma girmiş durumda. Mayer çok hızlı bir şekilde koşuyor şu an rampadan. Orada bir oyuncu var. Tarık şu an rampaya çok tecrübeli ama bekliyor böyle şeyleri. Daha önce vurmuştu. Tarık şu an arkası dönük. Tarık yine timing harika yakaladı. Tarık 2 oldu bu. Seziyor Tarık. O da evet, çok yani, formunda bugün. Evet. Durum 3'e 4. Kalix ve evde yakın. Zantares'e de UMP var. O da Jungle'a doğru ilerliyor şu anda. Son diğer oyuncumun ise Citybox'ta info almaya oynuyor. Şu öyle an, almanız lazım. Evet, 4-3 olmasına rağmen hala çok yavaş oynuyorlar. 50 saniye var. Fallen A'ya flash kullandı. Büyük ihtimalle B'ye girecekler. Ticket'ı kontrol etti. City'yi kontrol ediyor şu anda. Stewie konektörü yavaş yavaş ilerliyor. Aslında Jungle'da bir tane oyuncular var. Window'a bir tane oyuncu sızdırmışlar. Direkt A'ya girebilir. Evet. Jungle'a bir yanıcı geldi. Şu an A'ya doğru ilerliyor Stewie. Kalan diğer 3 oyuncu ise... Of! Engin çok güzel bir headshot gönderdi. Kalan 3 oyuncu ise short'tan giriyor şu anda. B'de tek bir oyuncumuz var. Kalix B evde açık durumda. Neredeyse. Kolder'e şu an hala secure durumda giriyorlar. Yavaş yavaş sessizce giriyorlar. Kalix bundan habersiz ilk oyuncuyu görecektir. Gördü ilk oyuncuyu. Fallen'ı düşürmesi gerekiyor. Fallen'ı düşürdü. Fallen'ı orada Zantres düşürdü. 2-2 durumdayız. Ölme... Çok iyi bomba. Çok kötü bir bomba attı orada. Engin sona kalan oyuncumuz. 1-2 durumda. SSG'si var. Çok sıkıntılı bir durum. Tarık'ta 2 flash var. Bu arada Engin yine SSG ile şovlamıştı. Evet. Güzel bir vuruş yapmıştı Firebox'ta. Alperen Duru'ya da selamlar olsun. SSG garip demişler. Evet maç 8-7. İlk yarıyı 8-7 bitirdi. Mısır ne, Mısır isteyen var mı? Mısır isteyen var mı dediler? Abi bizde ben de yemek istiyorum. Ay patlamış ama. Mısır Berkant ne olursun getirsenize. Abi nasıl yiyeceğiz mikrofonun başında? Ama çok o kadar güzel söyledik. Ben sanki böyle sahilde var mı Mısır isteyen evet. Şeklinde. 8-7. Maç 8-7. Mayer'e baktığımız zaman bir smoke bir flash'ı var. Tek bir smoke'la bir taktik yapacağız. Acaba nereye gelecek o smoke? Mayer jungle, derin bir smoke atacak herhalde konektöründe jungle'ın önüne düşecek. Çok hızlı bir şekilde rampadan çıktık. 3 ağ var şu anda. Ninja'da bir fer var. Ninja'nın ferin yeri çok iyi. Flashlarla geldi. Durdurdu Stewie. Stewie orada pası yakaladı. C4'ü kuran bir engin var onu görmedi. Çok güzel bir şekilde evden çıkan Zantares. Fer rengini düşürdü. Kalix feri düşürdü. Zantares orada bir şeyler yapması lazım. A'ya evde. Stewie şu an A'ya aim koymuş durumda. Çok sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntı. Şu an tamamen neredeyse 4 city pozisyondayız. Bir oyuncu sadece. Özür dilerim çok özür dilerim. 4 city durumundalar. Kozlara sadece şu an jungle'a bakıyor. Şu an baktığımız durumda 2 rampa 1 jungle durumundayız. C4 düştü Fire'ın önünde. C4 kötü bir yerde. Nasıl alacağız? Bakalım. Zantares yavaş yavaş rampadan çıkıyor. Fallen. Zantares düşmeye başardı. Pre-fire atıyor. Kimseyi bulmadı Firebox'ın önünde. Mayer aynı pozisyonda. Mısır istemiyoruz. Bir dur Allah aşkına. C4 Fire'ın önüne düşmüş. Durum zaten kritik. Şu an tıkla rastgele dönüyor Mayer. Hadi be. Kalix şu an o da geldi Fire'ın önünde. Mayer de maalesef armor olmadığı için aim punch edildi Stewie. Mayer'i ve Kalix'i düşürdü. Durum 9-7'ye geldi. Kritik bir round'tu. Böyle verdik. Force yapacağız büyük ihtimalle. C4'ü kuramadık. Force round'da ekstra önemli bir şey yapmamız gerekiyor. Sürpriz bir şey yapmamız gerekiyor. Kütleye baktığın zaman bu arada Stewie domine etmiş bu round'u. Evet. Yok abi sağ olasın. Yok hayır abi istemiyoruz Allah gözünü Allah. Seveyim ya. Mikrofona yakın mı konuşuyor bilerek ne ya onu bu? Şey yapsanıza Berkant. Kalix şu an rampada jungle'a geçen bir oyuncu var mı diye bir kontrol etti. Kimseyi göremedi. Mayer A'ya'dan çok hızlı geldi. Jungle'a yemini koydu. Fallen şu anda evin üstüne kadar tırmandı. UMP'si var Fallen'ın. %7 falan diyorlar Berk ne diyorsun buna? Ne abi? %7 kazandı falan diyorlar. %93'e 7. Aa daha maç bitmedi ya bakalım. Tabii gönlümüz Space'de. Tabii ki Space'de ama bakalım çoğunluğun söylediği her zaman doğru olacak evet, mı? Kalix çok güzel bir şekilde düşürdü rampadan da Mayer onu beklemiyor. Fallen orada bir kill çıkarmaya başardı. Rampaya çok agresif oynuyor. Steve orada grenade ya da flash kullanacak sanırım. Evet grenade'ini gönderdi.
Kalix çok az hasar aldı. 93 canı kaldı. Şu an 3 rampayız. Kill çıkarmaya bakıyoruz. Silah düşürmeye, ekonomi bozmaya çalışıyoruz. 4-3 durumdayız. Yener miyiz beyler ya? Ah. Yener miyiz? Haritaya baktığımız zaman bir konektör, bir jungle, bir city, bir bev şeklinde dağılmışlar. Medium Breeze takımı. Tarık bev de çok agresif oynuyor. Mutfağa kadar açılmış. Bev'deki mutfağa kadar açılmış. Stewie konektörün önünde AV aim koymuş durumda. Antares şu an CZ'si ile beraber rampada. Pazda Deagle var. AF'de oynuyor. Eskiden Antares AF'de oynardı Deagle'a beraber. Çok fazla oynamayı severdi. Şu anda CZ'si var rampada. Kalix'te şu anda MP9 var. Paz yavaş yavaş çıkıyor City tarafında. City tarafında zıplayan bir oyuncu var. Onu yakalaması gerekiyor. Şöyle bir info aldı. Paz gördü oyuncuyu. Stewie hala şu an konektöre bakıyor. Hiç bakmadı. A'ya A'da Paz'ı gördü. Şimdi Stewie çok net. Paz'ı düşürdü. Çok kontrol oynadı. Kalix'te şu anda son kalan oyuncumuz. Ona 7 geliyor. Oldu ama dün ona 0'dan bile 13 round alınabildiğini tabii gördük. Tabii canım şu an maça orta az yani. Kafa kafaya gider bir maç. Bundan sonraki el eko olacağız. Ama hiç problem değil bizim için. Yani 11-7'ye gelse bile çok rahat bir şekilde çevirebiliriz. Evet, full eko oynayacağız bu eli. Kalix bu arada süreden sonra öldü sanırım. Evet. Bakıyorum 1-400'ü var. Tam da çekemiyorlar. Evet, full eco yapacağız bu el. Kalix'in para sıkıntısı var. Ne yapacaklar? B patlarlar hızlı diye düşünüyorum ben ama. Mid'e çıkabilirler çünkü şu an Medin Bizi takımında 3 tane SMG var. Yani onlara ölmemeleri lazım. Para vermemek için evet mid'e çıkıyorlar dediğim gibi. Mid'e ölmeleri lazım ki AWP ya da FAMAS ölmeleri lazım. Stewie de şu an FAMAS var. Grenade'ini kullanacak. Çok güzel bir zamanlamayla attı. Ama çok az hasar aldı. Rambus'ta çıkıyorlar. Antares 8'i kaldı. Şu anda Stewie mid'de yakalandı. Bir tane HAT yedi orada 60 canı kaldı. Kolzer'e backup geldi hemen short'tan yiyeyim pis. Oy, çok para verdik. Oy, Kolzer'in Crosshair'in önüne geçti herkes. Evet. Stewie'ye ölelim dedik, FAMAS'a ölelim dedik. Ya bu %99 kaybedeceğimiz bir round zaten. Olmazdı yani. Durum 11-7'ye geldi. Silahlı round oynayacağız. Çok önemli. Klasik agresif oyunumuzu oynarsak alacağımızı düşünüyorum. Çünkü mid'e o kadar etkili tutmuyor Made in Brazil takımı. Arkada motivasyonlar devam ediyor tabii. Evet. Çocuklar yaptınız şu diye. Şu an 5 kere çektik. 2 tane oyuncumuz top mid'e gidiyor. 3 A'yız. Nova çok güzel bir smoke geldi. Kolzer'ın kafasına çarptı. Kolzer AP'li. Andra inmiş durumda. Şu an orada bir flash pick Mayer'i yakaladı. Kör olmamasına rağmen Mayer arkası dönük yakaladı. Fer şanssız bir durum Mayer için. Bombalar çok etkili. Yani evet. Psikolojik olarak da oyuncular bu hale getiriyor. Made in Brazil klasik oyununu yapmaya geri döndü. İki konektör oynuyorlar. Bunu çok fazla yapıyordu SK'yken de. Şu an bunu tekrardan yapmaya başlamış durumda. Kozera şu an Under'dan top mid'e bakıyor. Kimseyi bulamadı. Arkasında smoke var. O smoke'a güvenerek alt yolda hiç bakmıyor. Smoke bitmesine yakın. Oradan çıkması gerekecektir. Şu an iki rampa, bir AF, bir T-base olmak olarak dalmış durumdayız. Bakalım ne yapacağız. Smoke durumumuz maalesef yok. 3 flash bir yanıcımız var. Antares düşürdüler bu arada. Kozera AF indirdi. Kalix şu an rampada. Tabii süreyi öyle güzel kullanıyorlar ki. Hı-hı. Yani bir round rushlayıp hızlı hareket edip ikinci round girip çıkıyorlar. Evet, Kalix Tetris'te side'de bir oyuncuyu gördü şu an. A'da çok kalabalık Made in Brazil takımı. 4 kişiler kozlara paz düşürdü. Pozisyonları çok iyi. Evet, orada çok fazla crossfire var maalesef. Bayağı koşa koşa vurdular yani. Evet, 12-7 geldi. Yani 4 kişiler de çok güzel bir pozisyon almışlardı. Çok fazla çapraz ateş oldu. Gayet beklendik bir şeydi. Sağlık olsun bakalım diyoruz. Bakalım neler olacak. Bu da şanslı bir durum Mayer için. Kozera da çok rahat bir şekilde öldürmüş Zantares'i. Aynı şekilde Paz, Fer burada koşarak Engin'i düşürüyor. Sıkıntılı bir durum. Hızlı aslında mid oynamaya çalıştık. Çok da iyi çıktık. Top mid smoke olsun, window smoke olsun. İyi çıktık. Mayer konektörün önüne kalır herhalde ama Fer çok tecrübeli bir oyuncu. Flash'ı hemen kullanıp Mayer'i kesti orada. İzleyicilerimiz GG diyor ama hala bitmiş değil. Tabii hala bitmiş değil yani. 14'ten bile dönebilir. Çok da iyi başlamıştık be Berk. Evet. Özellikle ilk el aldıktan sonra 3-0'lık bir seri. Space Soldiers takımı Echo şu anda. CZP 250 çekildi. Smoke'lar alındı. 4 tane smoke var. Bakalım nasıl bir taktik izleyeceğiz. A. Evet. A smoke yapacağız. C4. A'da. Jungle smoke tabii atacak. Tabii GG yazan izleyicilerimiz de üzgün. Çünkü %93'ü Space Soldiers'a verdi ama şu an
İstedikleri tablo yok karşılarında. Evet, Xanteres şu an Under'dan geliyor. İki oyuncu, Mayer ve Xanteres. Acaba Asmok'tan sonra Windows'un boost mu gelecek yoksa çok hızlı konektör mü oynayacak derken çok hızlı konektörü görüyor. Asmok'lar geldi, Stewie orada. Stewie, Mayer'i yakalar arkasında Xanteres'i. Çok kötü, 5'e 3 durumdayız. C4'ü kurmamız gerekiyor. What? C4'de kuran bir Fallen yorum yok. Yorum yok, ne yaptın yok. Babuş sen, ne yaptın? İnanılmaz bir şart. En azından C4'ü kurmayı başardık. Amacımız zaten C4 kurmak değil, almak değildi. Sona kalan oyuncu Kalix, Ninja'da onu da vuran Fer oldu. Başarılı belli Space Wolves, evet, adına. Çünkü C4'ü kurmayı önerdik. Pause gördük mü Berk? Tabii, birkaç ay önce Space tarafından değil ama Mail'in bir takımından gelmişti. Bir de yazmıyor kartta kimin aldı, öyle bir sıkıntımız var, evet, tahmin etmemiz gerekiyor. Aslında bu taktikte Jungle Smoke değil de, yani Jungle'ın önüne değil de Jungle'a derin bir smoke. Yani Steven'in tam bu önünü kapatacak bir smoke olsaydı konektörden gelen oyuncuların işini daha da rahatlatabilirdi. Fallen burada. Smoke'dan rastgele, evet, taraftarlarımız da şaşkınlığını belirtti. Ah, bakalım silahlı bir round izleyeceğiz. Mayer'da AP var. B ve bir yanıcı geldi. Hızlı bir B oyunu kesmek için arkasından hemen Smoke'u kullandı Tarık. Xanteres A'dan çok kontrollü bir şekilde oynuyor. Tek başına A'da Xanteres. Rampadan açılan bir oyuncu var. Rampa yakın oynuyor iki Made in Brazil takımı. Fallen ve Stewie rampa yakın. Bir oyuncu da A evin üzerine çıkmış durumda. Mid'de oyuncular yok. Şu an Connector Window tarafı boş tamamen. Short'a geçen... Bu round çok önemli. Son şansımız gibi bu, evet, round. Aslında doğru taraf oynuyoruz. Mid'e oynarsak, çok hızlı bir base split yaparsak bunu alabiliriz. Şu an çünkü mid infoları yok. Ne olduğundan habersizler. Made in Brazil takım bekliyor. Büyük ihtimal A smoke, A execute için bekliyorlar. A'daki setuplarını bozmadılar hala. Evet, biz de... Evet, base split yapacağız. Window çok güzel bir yanıcı geldi. Flashlarla beraber mid'i aldık. Konektör önüne smoke lazım. Konektör önüne smoke atmamız lazım. B smoke'ları hazırlandı. Evet, bir B execute izleyeceğiz. Umarım fake atmayız çünkü A'da 3 kişiler. Direkt girersek bir şansımız var. Tekrardan yenilendi Window smoke. Wave smoke'ları atıldı. Konektör önüne smoke'lar geldi. İki tane oyuncumuz çok hızlı bir şekilde short'tan giriyorlar. Engin, Tarık şu an bench'te tek oyuncu. Diğer oyuncu Kitchen'da AFS'iyle beraber geldi. Tarık vurdular. Çok güzel Kalix, Tarık hadi düşürdü. Çocuklar. Kolzer orada Kalix düşürdü. 4-4 durumdayız. 4-4 bir retake izleyeceğiz. Kolzer şu an backside'de çok sıkıntılı bir durumda. Orada bir oyuncu daha düşürmemesi lazım. Düşürmemesi lazım ama çok güzel shoulder pickler. Xanteres Kolzer'e düşürdü duvardan. Xanteres. Çok güzel. Şu an 4-5 durumdayız. Neydin Brezilya takımı korumak zorunda. Oh, Mayer de Mayer, harikasın. Harikasın Mayer. Mayer de Fallen düşürdü. Made in Brazil takımı şu an korumak zorunda. Daha fazla silah düşürmesi zararları olur. Mayer Stewie'yi düşürmeye devam ediyor. Fer şu an sona kalan oyuncu Kereş'le beraber. Tek başına bir şey yapamazsın. Tabii. Aldık bu eli, ondan geri çevireceğiz. Artık koruyamaz, silah düşürmeye çalışacak. O yüzden Kitchen'a yakın durumda bekliyor. Evet, kimseyi bulun. Kimseyi görmedi. Special Wars takımı da ona es geçti. Mid'den ve B'den açıldık. Evet, Fer Keleş'i korudu. Doğru, sahneyi görüyorsunuz şu anda. Evet. Durum 13-8'e geldi. Xanteres burada çok güzel Kozler'e düşürdü. Çok önemliydi. Kozler çünkü orada çok problem yaratabilirdi. AWP'siyle beraber kuran oyuncuyu bekliyordu. Durum 13-8. Mayer'de AP var, Tarık'ta AP var, Fallen'da AP var. Yine bir full buy izliyoruz. Xanteres'ten Window Smoke geldi. Mayer'in vurması lazım abi. Evet, şu an 2 AP setup'ıyla oynuyor Made in Brazil takımı. Dalıma bakacak olursak, bir AE, bir rampa, 2 top mid, bir B oynuyoruz. Klasik bir dağılımdayız şu anda. Made in Brazil takımı yine A yakın oynuyor. Yine aynı setup'larını yaptılar A tarafında. Fallen ve Stu aynı setup'lılar çünkü bir önceki elişe yaramamıştı çünkü A gelmemişlerdi. B tarafında bir farklılık var sadece. 4 numaralı oyuncu. Kim o göremiyoruz ama bir jungle'da bir oyuncu var. Made in Brazil takımında Tarık tek başına B evde. Büyük ihtimal smoke'dan sonra da sola doğru açılacaktır info almak için. Çünkü B tarafında sıkıntıları var. Made in Brazil takımının tek oyuncu var Tarık. Evet, smoke çekildi. Sola doğru açıldı Tarık da. Şu an rampa yakında bir oyuncu var. Rampaya A'ya doğru hareketleniyoruz. A'da şu an yakın bir setup var. Kimsenin yüzü gözükmüyor facecam'lerde bu arada, Kalix hariç. Evet. A yakında bir sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Fallen AP'le bekliyor. Steve de anti flash bekliyor. Duvara bakıyor.
Yakına bir flash atılsa bile sadece Fallen kör olacak. Sıkıntılı bir durum olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Flashlar geldi şu an. Paz direkt çıktı. Fallen skull aldı. Stew ikili aldı. Kalix orada. Stew 2 vurdu, öldü. Fer. Fer 2 kill çıkardı orada. Yapma. Mid'den geldi. Fallen da rampada son oyuncu Engin. Fallen Engin'in yerini biliyor. Fallen'ı çıkartmaz onu oradan ya. Öyle geliyor bana. Engin aslında güzel. Engin şöyle bir tek atsa Fallen'a. Lan. Ah, Engin ıskaldı. Fallen ıskaldı. Engin'in şansı vardı. Tecrübeli olduğu için bekledi. Evet. Molotov'tan sonra pick yapacağını biliyordu Engin'in. Yana yana vurdu. Fallen tekrar çıkıp Engin'i düşmeye başardı. Stevie burada çok sıkıntı yarattı. Dediğim gibi yakın ramp olunca Fer AEV'den açılmış. AEV'de oynayan oyuncu Fer'miş. Evet. Şanssız bir durum oldu. Şu an Space stresi için. Görüyoruz yüzlerindeki. Evet. Çünkü tam bir taktik başlangıcındayken City taraftan bir counter taktik gelince yani rampadan açılmak ya da AE'den açılmak. Kaos oluşuyor orada değil mi? Için, evet. Taktik suya düşüyor direkt. Çünkü buna hazır değillerdi. Yakın flash'ı da yoktu. Çok sıkıntı oldu. Top mid'de flashlar geliyor. Fallen Mayer'ı düşürdü. Fer yakın burada, çok sıkıntı. Fer Kalix'i yakaladı. 5'e 3 durumdayız. Dakika 1.35. 1'e 2 durumdayız. Tarık Engin'i düşürdü. Çok sıkıntılı bir durum. Zantares şu an rampada yavaş yavaş çıkıyor. Stevie Zantares'i gördü. Zantares Stevie'yi öldürdü. Sona kalan oyuncu Zantares 1'e 4 durumda. Aslında şu an 1'e 4 durumda. Biraz dikkatsiz oynayabilir. Sabırlı oynayacak. Zantares'i bulmak isteyecekler evet. Ve kişiyi düşürme yani. Şansı var. Var. Evet. Eminim ben de düşüreceğini düşünüyorum. Bir tane flash'ı var. C4'ü bilmiyorlar. Şimdi artık beraberliği oynamak zorunda Space Soldiers. Hı hı. Şu an C4'ün yerini bilmiyorlar ama Fer çok açık durumda. Şu an Fer orada. Fer Zantares'i yakaladı mid'de. Durum 15-8'e geldi. Ankete beraberliği koymadılar herhalde. Sanırım. Fer orada arkadaşına Stewie'ye drop attı. Keleşi var Fer'in, Tarık ve Fold'un da AP var. Space Soldiers ekibine baktığımızda para yok. Çok kötü. Mayer'de CZ, fazla CZ. Sadece Engin'de bir keleş var. Ama bombalarımız çok fazla, demek ki B'ye execute izleyeceğiz büyük ihtimal. Evet, B'ye doğru bir toparlanma var şu anda. Smoke'lar gelecektir. Santas'tan. Smoke gelecek. Short tarafında sanırsam. Evet, şu an Smoke'la neler yapacaklarını konuşuyorlar herhalde. Fer yine yakın mid tarafında çok agresif oynuyorlar. Tek başına oynuyor orada. Fallen top mid'e bakıyor. Koldera short'ta, Fer yakın. Taraftarlardan destek var. Taraftarlardan destek alkışı geliyor bu arada. Evet. Fer orada açıldı, Engin onu düşürdü. 5'e 4 durumdayız. Oyunu yavaşlatabiliriz, soğutabiliriz. B şu an tek. Smoke'lar gelecek. Herkes yerini aldı. Alex Smoke kullanacak. Engin can az olduğu için pazı silahını attı. Koldera şu an çok açık durumda, flash geldi. Aman yapmayalım. Oh. Oh, helal güzel Engin. Güzel bir straight geldi. Kozler orada. Fallen. Hepsinin kör olmasına rağmen Allah'tan vuramadı yani. Tarık zıplarken Kalix'i yakaladı orada. Mayer pencerenin kenarında. Mayer'i görmedi. Mayer'i bilmiyor. Mayer orada yakalayabilir onu. Cezisiyle beraber. Eyvah, Mayer duydu onu. Mayer çok güzel vurdu onu. 3'e 2 durumdayız. Silah AP'yi de aldı. Site arkasında bir oyuncu var. Fallen şu an site arkasında. Geri çekilecektir Space Soldiers. A'da şu an tek oyuncu var. Engin konektörü sızmış durumda. Stevie City'den backup veriyor. Aa, tamamen boş. Geri döndü Stevie. Fallen infoyu verdi. Girmediklerinin infosunu verdi. Geri çekildi. Şu an Stewie City'de A site'da bir ses duymayı bekliyor. Fallen şu an B'de atlayan bir oyuncu olup olmadığını kontrol ediyor. Short'a doğru ilerledi. Short'ta tam köşede Edward pozisyonunda bekliyor. Stewie şu an City'de Engin backup oyuncusunu bekliyor. Aslında B'den birkaç ses yapıp, evet, sesler başladı. Stewie backup verecektir. Engin onu yakalayacaktır. Fallen Mayer'i yakaladı. Fallen çok işte ekstra abi, yaptı. AWP efsanesi olmasının sebebi çok sıkıntı oldu. Bu ve MIBR